Merhaba gençlik, merhaba canlar. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Ee, çok çalışıp rakiplerinizi eliyorsunuzdur umarım. Ee, bugün dolaşım sisteminin son kısmı olan lenf dolaşımını anlatacağım. Önemli bir kısım, üniversite sınavında çıkma ihtimali yüksek olan bir kısım lenf sistemi. Ee, dokuz sıvısından bahsedeyim önce. Hücrelerden ya da işte kan damarlarda ilerlerken içindeki bazı maddeler hücreden dışarı çıkıyor. Aynı şekilde damardan da dışarı çıkıyor. Ee, bu kan plazmasından çıkan maddeler boşluklarda birikiyor. Buna doku sıvısı diyoruz. Ve bu doku sıvısı lenf sıvısını oluşturuyor. Yani doku sıvısı dediğimiz şey kan plazmasının kılcallardan doku hücreleri arasındaki boşluklara sızmasıyla oluşuyor. Hücreler madde alışverişini bu sıvı sayesinde yapıyor. Ee, sağlıklı bir insanda her gün ortalama kılcal damarlardan e, doku sıvısına 4 ila 8 litre sıvı geçişi olabilir. E, kan hücreleri ve proteinler yani büyük yapılı olan mandeler damardan dışarı çıkmıyor. Ancak küçük proteinlerin bir kısmı doku sıvısına geçebilir. Müfredatta da bu şekilde kabul ediliyor. Normalde kan proteinleri, büyük olan yapılar, kan hücreleri damardan dışına çık damardan dışarı çıkmaz. Ancak küçük proteinlerin bir kısmı doku sıvısına geçebilir. Lenf sıvısının kaynağı doku sıvısı dedik. Peki doku sıvısı nereden geldi? Doku sıvısı da kan plazmasından geldi. peki damardan yani kandan maddeler dışarı çıktı. Ne çıkacak? Küçük olan moleküller çıkacak. Bu küçük moleküllerin içinde su, tuz, vitamin, besin gibi maddelerin yanında bazı küçük atık maddeler de olacak. Yani küçük olan maddeler, küçük proteinler ve sıvı kandan dışarı çıktı. Normalde bu sıvıyı kaybetmememiz lazım. Çünkü içine yararlı maddeler de var. Zaten madde alışverişi bu doku sıvısı sayesinde gerçekleşiyor dedik. Kan bu kaybettiği küçük proteinleri... Ve sıvıyı lenf sistemi sayesinde yeniden kazanır. Yani bütün organlarımızın e, etrafında normal kan damarları gibi, normal dolaşım, kan dolaşım sistemi gibi ayrı bir sistem var. Yine damarlardan oluşan ayrı bir sistem var, ayrı bir dolaşım var. Biz buna lenf sistemi diyoruz ya da lenf dolaşımı diyoruz. Peki ne işe yarıyor bu lenf sistemi? Doku sıvısındaki fazla proteini ve sıvıyı sindirim sisteminde emilen yağı biz bunu daha önce görmüştük. DPG süs diye kodlamıştık. Yağda eriyen vitaminler ve yağ monomerleri sindirim sisteminde lenf sistemi ile taşınıyordu. Şilomikron şeklinde. Bunu sindirim sisteminde gördük. Evet dedik ki lenf sistemi doku sıvısındaki fazla proteini ve sıvıyı sindirim sisteminde emilen yağı yağda eriyen adek vitaminlerini toplayıp kan dolaşımına ulaştırır. Aynı zamanda lenf sistemi Ödem oluşumunu engeller ve bağışıklıkta da görevlidir. Özellikle bu görevlerini iyi bilmem gerekiyor. Peki, len sıvısının kaynağı doku sıvısı dedik. Len sıvısı bütün vücudumuzdan toplanıp sağ ve sol köprücük altı toplar damarına boşalarak kana karışır ve bu len sisteminin kalpte döküldüğü yer sağ kulakçıktır. Üst ana toplar. E, lar sayesinde. Şimdi dikkat edelim. Sağ kolumuz, başın ve göğsün sağ kısmından gelen lenf, sağ köprücük altı toplar damarı ile üst ana toplar damarı geliyor ve sağ kulakçağa geçiyor. Bu kısımlar önemli. Peki başın ve göğsün sol tarafına bakalım. Aynı şekilde sol e, koldan gelen lenfe bakalım göğüs kanalı sol köprücük altı toplar damarı yine üst ana toplar damara geliyor. LPG süs diye kodladığımız şey neydi? Bağırsaktaki yağ e, monomerleri aynı zamanda adek vitaminleri emildikten sonra pekes harnıcı. Göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damarla sağ kulakçığa geliyor. Yani len sıvısı boyun bölgesinde sağ ve sol köprücük altı toplar damarına boşalıp sonra da kalbin üst ana toplar damarlarla kalbin sağ kulakçığına ulaşıyor. Bu sıralamayı da bilmemiz gerekiyor. Evet, baktığımız zaman Başın sağından gelen lenf damarı sağ taraftan sağ köprücük altı toplar damarıyla geliyor. Aynı zamanda başın sol tarafından gelen lenf damarı sol köprücük altı toplar damarıyla ikisi de kalbe ulaştırılıyor. Aşağıdan yukarıya doğru dikkat edin. Bacak ve bağırsaklardan gelen lenf damarına dikkat et e, ee, peke sarnıcı göğüs kanalı sol köprücük altı toplar damarı üst ana toplar damarla da kalbin sağ kulakçığına ulaşıyor dedik. Lenf damarlarının e, kümeleşmiş haline lenf düğümü diyoruz. Biraz sonra söyleyeceğiz. Lenf sistemine bakarsak eğer lenf sıvısı demin bahsettik. Burada görevli olan lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşuyor. Bunu biraz sonra anlatacağım. Evet Üç kısımdan oluşuyor dedik lenf sistemi. Lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümleri. Lenf sıvısında şimdi damarlardan çıkan maddelerin içinde e, al yuvar ve hemoglobin yok. Dolayısıyla bu çıkan sıvı renksiz bir sıvı. Biz buna bu yüzden akkan diyoruz. E, lenf sıvısı kalp ile pompalanmadığından, eee lenf sıvısının hareketi normal kanın hareketine göre daha yavaştır. Yani lenfe basınç yapan özel bir kalp ve atardamar yoktur. Lenf sisteminin atar atardamarı yok. Özel bir kalp yapısı bulunmuyor. Evet, ikinci kısım lenf damarları. Lenf damarlarında Önemli burası. Lenf atardamarı yoktur. Lenf kılcal damarı var, lenf toplar damarı var. Ama kılcalı e, kılcalı ve topları var. Pardon, atardamarı yoktur. Lenf damarlarının bir ucu kapalıdır. E, damar duvarları kan damarlarına göre daha incedir. E, i̇nce olması lenf kılcallarının geçirgenliğini e, kan damarlarına göre arttırıyor. Lenf toplar damarı yapı bakımından normal kan dolaşım sistemindeki toplar damarlara benzer. Lenf toplar damarlarında da tek yönlü kapakçık bulunur. Lenf toplar damarı tüm vücuttan topladığı lenfi kalbe doğru tek yönlü olarak taşır. Tıpkı kan dolaşım sisteminde olduğu gibi iskelet kaslarının kasılması, solunum sırasında göğüs kafesinde meydana gelen basınç farkı, arkadan gelen sıvının öndekini itmesi gibi faktörler lenf toplar damarının lenf sıvısı taşımasında etkili. Bu faktörler normal kan dolaşımındaki toplar damarların çalışmasında da etkilidir. Şunu unutmayacağım lenf damarlarında lenf atarı yok lenf kılcalı ve lenf topları var. Atar damar olmadığı için bu sistemde dolayısıyla basınç daha az. Ayrıca bir özelleşmiş kalp yapısı da bulunmuyor. Lenf damarlarının birbirleriyle birleştikleri şişkinliklere lenf düğümü diyoruz. E, vücudumuzun her yerinde, hemen hemen her yerinde lenf düğümleri var. Sadece bunu bademcik olarak düşünmeyeceğim. Yani bademciğin aynısından, en çok karın ve kasık bölgesinde, boynumuzda, kol altımızda ve göğsümüzde var. Bademciğimiz, dalak ve timus lenf sisteminde yer alan önemli organlarımızdır. Lenf düğümleri lenf sıvısını süzer ve ak yuvar üretimini ve depolanmasını sağlar. Yani bağışıklıkta etkilidir lenf düğümleri dolayısıyla lenf sistemi. Vücut bir enfeksiyonla savaşırken bu dokularda ak yuvarlar hızla çoğalır ve lenf düğümleri şişer. Yani bademciklerimizin şişmesi bize vücudumuzda bir enfeksiyon olduğunu gösteriyor. Evet şimdi kan damarlarımızda ilerliyor. Ee, bu damarların içinde bir basınç var. Dolaşım sisteminde görmüştük daha önce. Bu basıncın etkisiyle maddeler dışarı çıkıyor. Bu sıvı doku sıvısı. Doku sıvısı dediğimiz şey lef sıvısının kaynağı olmuş oluyor. E, lef sistemi bu çıkan sıvıyı tekrar e, dolaşıma ekliyor. Az önce e, sıraladığımız şekilde. E, yani lef sistemi ödem oluşumunu engellemiş oluyor. Ödem dediğim şey ne? Ödem şişlik demek. Kılcal damarlardaki kan basıncının yüksek olması sonucu doku sıvısına daha çok su ve madde geçmesine ödem diyoruz. Ve doku sıvısında su ve madde miktarı arttıkça ödem oluşumu da artıyor. Lenf damarları tıkandığında özellikle bacaklarda e, çok görülür bu aşırı şişmeler görülür ve buna filastalığı diyoruz. Bazı insanların özellikle bacaklarında lenf damarları tıkanıklık e, oluşturduğu için aşırı derecede şişlikler görülebiliyor. Biz daha önce kılcal damarlarda madde ile ilgili bu şekli görmüştük. Starling hipotezi olarak da geçer bu. Şimdi mantık neydi? Atar damarda kan basıncı kandaki proteinin oluşturduğu ozmotik basınçtan fazla. Atar damarda kan basıncı fazla. Toplar damarda ise kan basıncı düşük. Atar damarda basınç fazla olduğu için maddeler dışarı çıkıyor. İşte bu çıkan maddeler doku sıvısını oluşturuyor. Doku sıvısı da lenf sıvısının kaynağı dedik. Peki bu maddeler çıktı. Bu maddeler burada birikirse tekrar içeri alınmazsa ne olur? Toplar damar içinden içeri alınmazsa işte burada birikir ve ödeme sebep olur. Yani kan basıncı çok arttığında maddeler dışarı çıktığında ve içeri alınmazsa burada birikip ödem oluşumuna sebep oluyor. Peki ne olabilir ödemin sebebi? Kan basıncı artarsa çok madde çıkar. Çok madde çıktığı için ödem oluşur. ya da ozmotik basınç azalırsa yine aynı şekilde yine madde birikimine yani ödem oluşumuna sebep olur. bütün organlarımızda tıpkı kan dolaşımı damarları gibi len sistemine ait damarlar var dedik. Bu çıkan maddeler Lenf sistemi çalışmadığında burada birikip yine ödem oluşumuna sebep olur. Lenf sisteminin ya da lenf damarlarının tıkanması mesela. Bunları yorum sorularında kullanacağız. Bu şekli daha önce kılcal damarlarda madde alışverişinde anlatmıştım ama ödem oluşumu sorularında da karşınıza çıkabilir. Eğer bu kan basıncı etkisiyle çıkan maddeler tekrar içeri alınmazsa burada birikip ödem oluşumuna sebep olabiliyor. Peki bir daha tekrar edelim ödem oluşumunun nedenlerine kılcal damarlarda kan basıncı artarsa kılcal damarların geçirgenliği artıp dışarıya çok madde çıkarsa kandaki plazma proteinlerinin azalması nedeniyle ozmotik basıncın düşmesiyle kan basıncı arttı ozmotik basınç düştü doku sıvısının ozmotik basıncı yükselirse Lenf damarları tıkanırsa, hormonal düzensizlikler olursa, böbrekler tarafından fazla miktarda su ve tuz tutulursa, yanık durumları oluşursa ödem görülebilir. Ödemin nedenlerinden bazıları bunlar. Peki ödemi nasıl engelleyebilirim? Kılcal damarlarda kan basıncı azaltırsam ya da kan proteinlerinin artması nedeniyle ozmotik basıncı yükseltirsem, lenf çalışmasını, lenf sistemi çalışmasını hızlandırırsam, doku sıvısı ozmotik basıncını düşürürsem ödemi engelleyebilirim. Evet, dolaşım sisteminin son kı kısmı da bitmiş oldu. Ee, bir dahaki videoda bağışıklık sistemini anlatacağım. Ee, hepinize başarılar diliyorum.